kaldırmıyormuş. Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde başarılı bir ameliyata daha imza atıldı. Doğuştan kalbinde delik olan 4 yaşındaki bir çocuk için çocuk kardiyoloji uzmanları Kütahya'da bir ilke imza atarak ilk çocuk anjiyo işlemini gerçekleştirdi. Doçent Doktor Rahmi Özdemir ve ekibi tarafından yapılan operasyona İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Pediatri Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Nazmi Narin de katılarak destek verdi. Kalpte oluşan delikler için ilerleyen dönemde yaşamı tehdit etmemesi için böyle bir yönteme başvuruluyor. Yapacağımız uygulamalar şunlar. Kalpte bir takım delikler olabiliyor. Bunlar ilerleyen dönemlerde yaşamı tehdit edebiliyor. Bunlar çoğunlukla çok önceleri açık kalp ameliyatı şeklinde oluyordu. Ama şimdi ise girişimsel yöntem dediğimiz kalbe dışarıdan kasıktan bir iğne deliğinden ulaşma kaydıyla halk arasında şemsiye metodu olarak da bilinen oraya cihaz yerleştirip deliği kapatma tarzında olan bazı uygulamalar yapacağız. Gerçekleştirilen ameliyat sonrası yoğun bakım ihtiyacı olmadığını söyleyen Doçent Doktor Rahmi Özdemir, hastada ameliyat izi olmadığını ve kısa sürede taburcu olduklarını söyledi. Hastanın konforu çok önemli oluyor, çok iyi oluyor. Yoğun bakım ihtiyacı olmuyor bu hastaların. Göğsünde herhangi bir açıklık, bir ameliyat izi olmuyor. Ertesi günde taburcu olabiliyorlar. Basit bir yöntem gibi algılansa da aslında komplike bir yöntem ama artık bunlar Türkiye'de de birçok merkezde yapılabiliyor büyük şehirlerde. Biz de bugünkü tarihte ilk kez yapacağız inşallah. Türkiye'nin önemli çocuk kardiyologları arasında gösterilen Profesör Doktor Nazmi Narin ise bu tür operasyonların Kütahya'da bundan sonra yapılacağını belirtti. Burası için de geleceğe yönelik bir referans olacaktır muhakkak bunlar. Bundan sonra en azından burada yapılma potansiyeli olan işte kalpteki deliklerin, kalpteki darlıkların, ne bileyim işte kapaklarını ya da ritim sonları gibi bir takım şeylerin burada yapılabilirliğinin başlangıcı olarak bunu inşallah başlatacağız. Gelecekte bu referansı arkadaşlarımız daha güzel bir şekilde buna devam edeceklerdir. Hastane olarak anjiyo yönteminden birçok girişimsel yöntemde bulunduklarından bahseden Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doçent Doktor Orhan Özatik, Profesör Doktor Nazmi Narin'e teşekkür etti. Kendi hastanemizde anjiyo ünitemizde pek çok girişimsel faaliyetlerde bulunuyoruz. Kendi imkanlarımız doğrultusunda yaptığımız girişimsel işlemler belli bir sınırda kalıyor. Ancak hocamız sağ olsun, kendisine tekrar teşekkür ediyorum. İzmir'den bugün gelip Kütahya'da yapılmayan bazı tetkikleri ve bazı tedavileri kendisi burada yapacak. Kendisine tekrar teşekkür ediyorum. Birçok aileye umut olan ilk ameliyat sonrası anne Pakize Sonkaya ise şunları kaydetti. 4 senedir kapanmasını beklediğimiz bir delik vardı ama kapanmadı. Rahmi Hoca sağ olsun İzmir'deki hocamız gelecek diye bize söyledi. Şu anda da nasip olursa kızımın inşallah anjusu gerçekleşecek. Kütahya'da bir ilk gerçekleşiyormuş. Bu da benim kızıma nasip oldu. Başka çocuklar da varmış. İnşallah herkese acil şifa versin. Daha çok büyüsün Kütahya sağlık konusunda inşallah bu konuda. Teşekkür ederiz.